Merhaba Şifre Net izleyenleri, ben Tolga Cem Küçük Yılmaz. Bu videomuzda HTC One'ın kırmızı renkli versiyonuyla karşınızdayız. HTC One'ın ilk çıktığında zaten sizlerle beraber incelemiştik. Bu cihazın farklı olarak kırmızı renkle geliyor. Ayrıca HTC One ilk çıktığında Android 4.1.2 Jelly Bean sürümünü kullanıyordu. İncelediğimiz cihaz Android 4.2.2 yazılım sürümüne güncellendi. Şu anda HTC Ekim ayı civarında da Android 4.3 güncellemesini verecek. Kısacası incelemeye başlamadan önce bu telefon kimlere layık, kimler almalı diye soracak olursanız, özellikle hayatı renkli olan insanlar için, yani kırmızıyı sorun etmeyen erkekler için ya da kırmızı rengini seven bayanlar için kamera, üstün ses ve ekran performansıyla beraber alüminyum yekpare kasasıyla hem kaliteyi hem şıklığı birleştiren bu telefon özellikle multimedya deneyimine ek olarak şıklığa önem veren kullanıcılara hitap ediyor. Bunu başta belirtelim. Ürünün teknik özelliklerine bakacak olduğumuzda hemen hızlı geçelim. Zaten bunları ileride açacağız. 4 çekirdekli 1.7 GHz hızında çalışan Snapdragon 600 işlemcisinden gücünü alıyor. İncelediğimiz telefonun içerisinde Adreno 320 GPU'su bulunuyor. Grafik işlemci olarak 2 GB RAM, yani HTC One'la her türlü aynı özelliğe sahip. 32 GB hafızası var. Dahili hafıza. Bunu arttıramıyorsunuz. Üründe demin söylediğim gibi Android 4.2.2 işletim sistemi ve Sense 5 arayüzü bulunuyor. Sense 5 arayüzünde BlinkFit gibi ana ekranda tüm sosyal ve ayarladığınız haber akışlarını görebileceğiniz bir sayfa. HTC Zoo çekim modu gibi pek çok ek çekim modu da bulunuyor. Cihazın tasarımına geçecek olduğumuzda özellikle rengin, bir telefonu kırmızı rengin bu kadar yakıştığını ben daha önce görmemiştim. Çok açık ve net bir renk bu kadar telefona yakışamaz. Özellikle HTC One'ın siyah ve gümüş rengine göre de daha şık olduğunu düşünüyorum. Tabi bu zevkler ve renkler görecelidir ama gümüş rengindeki telefonun görmüş olduğunuz gibi buradaki çizgileri, yan taraflarının beyaz olduğunu hatırlıyorsunuz, biliyorsunuz. Bu telefonda tüm detaylar siyah kullanılmış. Yani telefona baktığınız zaman kırmızı, bordoya çalan bir kırmızının siyahla uyumunu görüyorsunuz. Başka üçüncü bir renk yok. Bu yüzden telefon şıklık konusunda gayet başarılı. Kırmızı ve siyahı beğenenler bu telefonu kesinlikle beğeneceklerdir. Telefonun hemen diğer tasarımsal özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Telefonun en kalın noktası 9.3 mm. Yanlara doğru incelen bir yapıda olduğu için yanlar yaklaşık 4 mm kadar neredeyse inceliyor ve bu da elinizle tuttuğunuzda bu kalınlığı hissettirmemeyi sağlıyor sizlere. Telefonun ağırlığı da 148 gram, yani çok ağır bir yapıda değil. Gelelim telefonun ekranına. Cihazın ekranı en önemli noktası. HTC One şu anda piyasadaki en keskin ekranlardan bir tanesi. Hatta en keskini diyebilirim şu anki modellere göre. Çünkü 4.7 inç büyüklüğünde Full HD Super LCD 3 teknolojisini kullanan ekranla geliyor. PPI değerlerine bakacak olduğumuzda oldukça yüksek. Rakiplerinin çok da ilerisinde bir keskinlik oranına sahip. Ha, bu keskinlik oranı ne diye soracak olursanız 468 PPI olduğunu hemen söyleyelim. Şu anda diğer 5 inç Full HD ekran telefonlar ortalama 460-450 PPI seviyesinde. Yani 468 ile en keskin ekranlardan bir tanesi. Ürünün performansı HTC One'la yine aynı donanımlı, aynı bir telefon. Sadece Android 4.2.2 güncellemesiyle beraber eklerle beraber biraz daha performans iyileştirildi. Android 4.2.2 güncellemesi bazen kutuda ilk aldığınızda çıkmıyor biliyor ama bunu sonra güncellerseniz güncellemeniz gerekebiliyor bazı cihazları. Güncellemenizi tavsiye ediyorum çünkü 4.2.2 ile beraber pek çok performans artışı elde edebiliyorsunuz. Şu anda Snapdragon 800 işlemcili telefonlar çıkıyor piyasaya ama Snapdragon 600 de gayet hızlı çalışan bir telefon. Arayüzünde HTC'nin optimizasyonlarıyla beraber hiçbir çalışmasında sıkıntı olmadığını göreceksiniz. Gayet performanslı bir telefon. Ürünü kısaca özetledik, inceledik. Siz de bir fikir sahibi olun. Zaten One'ı da önceden incelemiştik. Üründe 2300 mAh'lık bir batarya kullanılıyor. Bu bataryada gayet yeterli bir pil performansı sunuyor. Eğer güç tüketim modunu kullanıp, düşük güç tüketim modunu, pil tasarruf modunu kullanıp ekran ışığında otomatiği alır, kullanmadığınız zaman da NFC, Bluetooth, wireless gibi teknolojileri kapatırsanız zaten bir günü çok rahat çıkaran bir pil cihazda bulunuyor. Hani bu konuda da çok fazla sıkıntınız olmasın. Tamam, oyun oynadıkça ekranı tamamen açık bıraktığınızda pil
bir günü çıkarmayacaktır. Ama zaten bunu bir gün çıkarabilecek bir telefon şu anda piyasada yok. O yüzden herhangi bir kuşkunuz olmasın. Ben açıkçası cesur insanlara, renkli insanlara Van kırmızıyı tavsiye ediyorum. Kırmızı renkli Van gayet şık ve hoş görünümlü bir cihaz. Bir başka incelimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.